Artı TV ekranlarından ve Gündem Özel programından merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Gündem Özel programıyla yine bütçeyi konuşmak üzere sizlerleyiz. 3 haftadır aslında konuşuyoruz, bütçeyi konuşuyoruz, Sayıştay raporlarını konuşuyoruz. Bugün de devam ettireceğiz. Bugün de önemli bir konuğumuz var. CHP'li Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu. Bülent Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Yarın bütçe sunumunuz var aslında ama yine de bizi kırmadınız, geldiniz. Bunun için ayrıca teşekkür etmiş olalım. Ben teşekkür ederim. Onur duyarım, ne demek. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. O zaman şöyle başlamak istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda etkin muhalefet eden isimlerden biri olarak siz bütçe sahipsiz kaldı dediniz. Tutanaklarda çok dikkatimi çeken bir cümleydi bu. Bu cümleyi neden kurdunuz? Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Hakikaten bu kamuoyunun üzerinde durması gereken bir konu. Belki bundan yıllar önce olsaydı bir hükümeti sarsacak kadar önemli olan bir konu. Geçmişte olsaydı, hani o beğenmediğimiz geçmişin hükümetleri döneminde, koalisyonlar döneminde falan çok önemli görülüp kamuoyu gündemini günlerce işgal ederdi. Belki bir bakanın, bir bürokratın istifasına sebep olabilecek bir konu. Ya düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet döneminde biz 100 yıla yakındır bütçe hazırlıyoruz. Ondan önce, hatta ilk bütçeyi Osmanlı döneminde 1863-64 yıllarında hazırladık diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Her bütçe parlamentoya sunulduğunda, meclise sunulduğunda bir açıklama yapılır. Maliye Bakanı, Başbakan bütçeyle ilgili bilgiler verir, der ki böyle bir bütçe hazırladık. Çünkü bütçe en önemli kanundur. Bütçe demokrasinin doğuşuna kaynaklık eden konudur. Çok önemserler. Kimlerden vergi alınacak, kime verilecek, ne kadar yatırım yapılacak, bu kimleri zengin edecek, kimleri fakirleştirecek ya da ülke çapında bir dengeye sebep olacak gibi. Birçok konuyla ilgili en önemli maliye politikası aracıdır bütçe, biliyorsunuz. Şimdi ve 100 yıldan fazladır bu bir gelenek oluşmuştur bu konuyla ilgili olarak. Meclise bütçe sunulduğu zaman, ki anayasada bununla ilgili bir madde vardır, çok önemsenmiştir. Maliye Bakanı veya Başbakan, ki şimdi başbakan yok, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapması lazım. Değerli vatandaşlarım, size böyle bir bütçe hazırladık. Bu iyidir, hoştur, güzel bir bütçedir, dengelidir. Sizin ekonomik sorunlarınızı çözme namzedi bir bütçedir vesaire demesi lazım, değil mi? Böyle ama güzel. Yok sanırım. Şimdi ilk defa bu yıl bütçe 17 Ekim Cumartesi gecesi, zaten o gece sondu, 12'ye kadar, gece 12'ye kadar sunulması gerekiyordu o cumartesi. Saat kayıtlara göre, ben tabii sürekli takip ediyordum. Muhabir arkadaşlar takip ediyorlardı. Kimse herhangi bir şeyin geldiğini, gittiğini, açıklama yaptığını, bütçe getirdiğini, birilerine teslim ettiğini, ne teslim alanı ne teslim edileni hiç kimse görmedi. Ama kayıtlara göre saat 21.54'te birileri gelmiş ve bütçeyi teslim etmiş ekleriyle beraber. Devlet bütçesini düşünebiliyor musunuz? Ama öyle bir şey. Ama biz öyle bir tespitte bulunamadık. Mecliste bulunan muhabirler de böyle bir tespitte bulunamadılar. Ben de kayıtları, girişleri takip ediyordum. Yoktu öyle bir kanun girişi. Sabahleyin, pazar sabahı saat 8'i biraz geçe bir açıklama Anadolu Ajansı'ndan bütçe meclise sunuldu. İşte bütçenin özellikleri de şunlar. Şu kadar gelir, şu kadar gider falan diye bazı kısa bir bilgi. Bu kadar. Ama internet sitesinde yani, yoktu. Yoktu. Yani meclisin internet sitesinde yok, Cumhurbaşkanlığında yok, Maliye Bakanlığında yok. Bir garip bütçe. Kimse açıklama yapmadı. Kimse bu bütçe bizim bütçemizdir, İyi bir bütçedir falan filan demedi. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi bu sahipsizliktir. Onun için bütçenin sahibi yoktur dedim ben de. Hakikaten öyle değil mi? Peki yani neden 150 yıldır size göre? Bunun komisyondaki torba kanununa bir ilgisi var mı? Onunla da ilgisi var. Bürokrasiyle de ilgisi var. Tabii eski bürokrasi kalmadı. Liyakatli insanlar, maalesef liyakatli bürokrat kadrosu
hep böyle törpülendi, yok edildi. Kurumlar yok edildi bütçeyle ilgili. Şimdi bütçeyi, mesela Bütçe Genel Müdürlüğü artık Maliye Bakanlığı içerisinde değil, Strateji ve Bütçe Başkanlığı içerisinde, o da Cumhurbaşkanlığı içerisinde ayrı bir birim. Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı böyle ortak bir bütçe hazırlıyorlar güya. Ama hazırlayamıyorlar, işte bütçe sahipsiz kalıyor. O gün, yani bu yılki bütçeyle ilgili hiçbir açıklama yapılmadan bu noktaya gelindi. Ben de bütçe sahipsizdir dedim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, bütçe sahipsiz değildir. Sahibi bizatihi Cumhurbaşkanı'nın kendileridir dedi. Fonksiyonel olarak da Strateji ve Bütçe Başkanlığı'dır dedi bütçenin sahibi. İyi de neden bir açıklama yapmadılar bunlar? Yani böyle bir geleneğimiz var. Bütün dünyada da vardır. Geçmişte yani nasıl olurdu? Geçmişte dediğim gibi başbakanlar çıkar, bakanlar çıkar, açıklama yaparlardı. Ve sorulan sorulara cevap verirler. Kamuoyunun merak ettiği konular da tatmin edilirdi. Yani neden bu kadar vergi topluyorsunuz? Neden işte kurumlar vergisi veya gelir vergisi yüksek de diğer mesela ÖTV, bu senenin çok sorulması gereken sorusu evet, var. Evet, oraya da geleceğiz. Biraz sonra konuşuruz. Onlarla ilgili sorulara cevap verirdi Başbakan veya Maliye Bakanı. Ama şimdi hiçbir şekilde sahibi olmadı, kimse açıklama yapmadı. Sessiz sedasız meclise sunuldu. Dediğim gibi bir Anadolu Ajansı'nın böyle kısa bir açıklaması var. Halbuki bir kanun teklifini bile grup başkan vekilleri ya da bakanlar banlandıra anlatıyorlar. Şöyle bir şey hazırladık, şöyle şunu getirecek, bunu götürecek diye açıklama yapıyorlar. Ben de cetvellere ne zaman ulaştınız? Çok güzel bir soru ve o sunulduğu zamanda sunulduğu kayıtlara geçirilmiş olan ama bizim tespit edemediğimiz zamanda sunulduğunu tespit edemediğimiz bütçe 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay geçen hafta çarşamba günü sunum yaptı. O gün bize geldi onlar sadece ama mesela hala Cumhurbaşkanlığı programı gelmiş değil. Şunu netleştirmek için soruyorum. Yani basın mensuplarıyla aynı günde bir komisyon üyesi olarak mı ulaştınız siz de cetvellere? Evet, aynen öyle oldu. O zaman şöyle sorayım. Cetvellere ulaştınız, kapağı açtınız, bütçeye ilk göz attınız. En dikkatinizi çeken neydi? Şimdi 1 trilyon 340 milyarlık, 46 milyarlık bir bütçemiz var. 1 trilyon 346 milyar. Çok büyük bir rakam değil mi? Aslında TL olarak, aslında döviz olarak baktığımızda maalesef büyük bir rakam değil. 1 trilyon 346 milyar. Açık 245 milyar açığı var. 245 milyar açık veren bir bütçe daha başlangıçta. Peki nerelere gidecek bu bütçe diye bakıyorsunuz. Yani bu bütçe nereye harcanacak temel olarak? Personel giderleri. Devlette çalışanlar, sadece devlette çalışanlara 326, bir de 54,5 onların prim gideri var. 400 milyara yakın para ödenecek. 400 milyara yakın çalışanlara ödenecek devlette. Personel giderleri. 536 milyar cari transferler var. Yani yıl içerisinde oraya buraya ıvır zıvır harcamalar vardır biliyorsunuz yıl içerisinde. Yapılması gereken harcamaları vardır. Kağıt, defter, ufak tefek demirbaş alımları, yatırım değil. Yani o yıl içerisindeki sarf edilecek işler yürüsün diye. İşler yürüsün diye yapılması gereken sarfiyat 536 milyar lira. Ne yaptı? 536, 900 küsur milyar lira. Faiz giderlerine kadar 180 milyarda faiz gideri var. Etti mi? 1 trilyonun üzerinde 1 trilyon 100 milyar, 245'te açığı var bu şeyin bütçenin. Yani bütçe buraya gidiyor. Yani bütçe vatandaşa giden bir bütçe yok. Vatandaşa destek olacak bir bütçe yok. Halbuki pandemi yılındayız değil mi? Sıkıntılı evet. Yıldayız. Böyle bir yılda bütün ülkeler, hani geçen yıl Mart ayında pandemi başladı. Bütçe hazırlandıktan, yürürlüğe girdikten sonra idi pandemi konusu.
Dolayısıyla bütçede öyle bir değişiklik yapma imkanı yoktu. Ama bu sene pandemi var, gelecek yıl olacağını biliyoruz. Çok fazla vatandaş bundan muzdarip, sıkıntılı, 10,5 milyona yakın işsiz var. Bu işsizlere iş buldurabilecek, sıkıntıları giderebilecek bir bütçe yapılması lazım. Çünkü bütün ülkeler, gelişmiş ülkeler özellikle vatandaşlarına mali yardımda bulunuyorlar. Siz bize diyorlar, özellikle esnafa, şimdiye kadar vergi ödediniz diyorlar devletler. Biz de size şimdi vergi vermeyin, biz size yardım edelim. Ama kredi veriliyor diye bir açıklama geliyor iktidardan. Nasıl? İktidar sık sık kredi veriyoruz diye bir açıklama kredi yapıyor. Hatta bugün de bir kredi paketi başlatıldı. Ondan sonra faiziyle beraber alacağız diyor. Bizim iktidar şey yaptı, IBAN numarası verdi, vatandaş bize yardım etsin diye. Ama öbür taraftan da vatandaş gönüllü olarak büyükşehir belediyelerine, belediyelere yardımcı olurken de onu yasakladı biliyorsunuz. Paralara el koymaya kalktı. Orada bir gelişme var mı koydu bu arada? Yo, devam ediyor, mahkemeye verildi, onlarla uğraşılıyoruz. Yani böyle saçma şey olur mu? Vatandaş gönüllü olarak, belediyeler de kamu kuruluşlarıdır, belediyelere bağışta bulunuyor. Sen onları engelliyorsun yani. Neymiş, siyaset yapacağım yani. Böyle saçmalık bir şey olmaz. Peki bütçe bu kadar giderden bahsettik. Geliri nereden? Ha, şimdi ne güzel. Gideri bu. Üç kalemden oluşuyor ağırlıklı. Geliri 922 milyar lirası vergilerden oluşuyor. Kimden 922 milyar lira. Çok güzel bir soru. Kimden alınıyor vergiler? Şimdi gelir vergisi kazanç üzerinden alınan bir vergi gibi görünüyor değil mi? Yok. 10 milyar lirası kazanç üzerinden alınıyor. Şeyin 2021'in bütçe tahminleri arasında var. 200 milyar liraya yakın, 195 milyar lira vergi geliri başlangıç tahmini konmuş. 10 milyar lirası beyana dayanan, yani kuyumcusu, şusu busu 10 milyar lira gelir vergisi verecek. Doktoru, şu bu, yani serbest çalışanlarıyla beraber esnafı, şusu busu 10 milyar lira. Gerisi biraz önce devlette çalışanlar 400 milyar para alacak dedim ya. Onlardan kesilen vergi bunlar ağırlıklı olarak. Tevkifat yoluyla yapılan kesinti ağırlıklı geri kalan. Sanırım kaynağında alınan vergi mi diyoruz? Evet. Buna yani ücretinizi öderken sizden vergi kesiliyor. Aslında gerçek anlamda bir kamuda çalışan olduğu için farkında bile değil, bir cepten, kamunun bir cebinden diğer cebine geçmiş oluyor. Adı vergi oluyor. Ama ÖTV önemli kalemlerden birisi. Ya ÖTV bu vatandaştan doğrudan doğruya alınıyor. Özel tüketim vergisi 213 milyar lira. 213 milyar lirayı geçiyor. Öyle bir beklenti var. Bu sabah kalktığınızda elektriği yaktığınızda ya da su için musluğu açtığınızda ödemeye başladığınız bir vergi bu. Arabaya bindiğinizde, herhangi bir şey aldığınızda marketten, bakkaldan ödediğiniz bir vergi. 213 milyar lira ağırlıklı olan gelecek. Bir de KDV'den. İthalatta ve normal dahil de alınan KDV en büyük rakamları oluşturuyor. Bunlar bugün vatandaş tarafından ödenecek. Vatandaşa veren bir bütçe değil. Bu olan bir bütçe. Peki az da olsa tahminleriniz olsa gerek diye düşünüyorum. Bu bütçeden ortaya çıkacak şekilde malum yıl sonuna doğru bir de asgari ücret pazarlığı başlayacak. Evet. İktidar bu yıl büyük bir zam yapacak mı ya da yapabilecek mi asgari ücrete? Yapamayacak. Böyle bir bütçeyle yapması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Altan Bey, biz yıllardan beri borçlandık. Borçlarımız gittikçe artıyor. Şimdi bütçeyle beraber biraz önce söylediniz ya, eklerin de sunulması lazım diye. O ekler arasında orta vadeli program var. Orta vadeli mali plan da var. Orta vadeli programa bakın. Kendileri yazıyorlar. Borçlarımızda müthiş bir yükselme var. AB tanımlı borçlarımızda, onun haricinde genel olarak borçlanmada, kamunun borçlanmasında müthiş bir yükseliş var. Hiçbir ülkenin böyle anormal bir şey yok. Biz borcun faizini ödeyebilmek için de borçlanmaya başladık. Artık borcu borçla kapatamıyoruz. Evet, borcu borçla kapatamıyoruz. Borcun faizi için, onu ödeyebilmek için de borçlanıyoruz. Bayağı sıkıntılı bir döneme girdik. Vatandaş da öyle. Vatandaş da borçlu. Bayağı bir borcu var vatandaşın da. Bu durum büyük bir sıkıntıdır aslında. Yarın anlatacağım.
Şimdi bütçeden önce biz geçen hafta meclis açılır açılmaz bir kanun teklifi geldi. Orada 2020 borçlanmasını iki misline çıkardılar. Normalde bütçe açığı kadar borçlanılır. Bütçe açığı kadar, şimdi biraz önce söyledim ya, bu senenin açığı 245 milyar lira. Açık ne demek? Ben harcama yapacağım, şunlara şu kadar harcayacağım. Gelirim de bu. İşte vergi gelirleri, vergi benzeri gelirler vesaire olacak ama arada yine de bir şey olacak, açık olacak. Ben onu nasıl karşılamam lazım? Borçlanmayla. Başka bir şey var mı? Yani vergi yoksa, vergi benzeri bir geliriniz yoksa, kamu işletmelerinden elde edilen ya da bedelli askerlikten şuradan buradan elde edilen bir geliriniz yoksa ne yapacaksınız? Borçlanacaksınız. Ne kadar borçlanabilirsiniz? Bu şeyde mevzuatta yeri var. Şey kadar borçlanırsınız. Bütçe açığı kadar. Peki iktidar ne yaptı? Peki 2020 yılında ne kadardı bütçe açığı başlangıçta? 139 milyar bütçe açığı vardı. 139 milyar borçlanılabilirdi. Da buna bir şey de getirmiş kanun. Diyor ki %5 Maliye Bakanlığı'na yetki veriyoruz. %5'i kadar açığın ilave borçlanır. Cumhurbaşkanı'na da olmuyorsa bir yetki daha, %5'i kadar bir yetki daha veriyoruz. Bu 139 milyar aşağı yukarı 150 küsur milyara falan çıkıyor. Bu kadar borçlanılırdı baştan. Bu yetmedi yıl içerisinde. Tamam, yetmeyebilir. İki misli borçlanma yetkisi aldılar. Yani borçlanma yetkisini o kanunla iki misline çıkardılar. Şimdi geçen orta vadeli programda, bunlar teknik konular, belki izleyenlerimizin belki sonunda sıkmayayım ama çok kısa olarak bu teknik ayrıntılara girmek istemem. 308 milyar liralık siz yetki alıyorsunuz. Niye 239 milyar olarak açıkladılar yıl sonundaki bütçe açığını, 2020 bütçesini? Evet. 239 milyar açık varsa niye 300 küsur milyar lira borçlanma yetkisi aldınız dedik. Açıklayamadılar. İşte araştırdık. Şöyle bir durum var. Aradaki o fark var ya, o kadar maalesef kamu bankalarının donuk kredileri var. Kamu bankalarının o donuk kredileriyle ilgili... Donuk kredi ne demek orayı da belki? Yani artık tahsili mümkün olmayan krediler, sıkıntılı krediler. Onları aşabilmek için kamu bankalarına nakit yardımı yapıyorlar. Yani o borçlanmayı kamu bankalarına bir şekilde aktarıyorlar. Orada kullanacaklar. Bu da tabii çok sıkıntılı bir şey. Sonuçta bayağı sorun sıkıntı getirecek. Çözümlenmesi daha sonra çok zor olacak konulardan bir tanesi. Yani siz sorunu sürekli olarak erteliyorsunuz. Böyle bir durumda var. Pandemi döneminde de sık sık kredi dağıtıldı. Bunun da acısı sonradan mı çıkacak? Sonradan mı yaşayacağız acaba? Yaşayacağız ama şöyle, pandemi dönemleri özel dönemlerdir. Böyle dönemlerde hakikaten vatandaşa, işletmelere yardım edilmesi gerekir. İşletmelerin yok olmaması lazım. Yani üretim kabiliyetini, hizmet işletmesi ise hizmet kabiliyetini yitirmemeleri lazım. Yani bu pandemi dönemi bittiğinde herkes üretime hazır hale gelebilmeli, devre dışı olanlar için konuşuyorum. Peki öyle bir durum var mı? Yani tam onu soracaktım. Yani işte bunu devletin temin etmesi lazım. Sana esnaf, üreten, iş adamı şimdiye kadar vergi vermiş. Alabiliyorsan tabii vergi aslında öyle gönüllü verilmez, alınması lazım devlet tarafından. Bunu almamışsan, almasını bilmemişsen, o zaman vermesini de bilmiyorsun demektir. Sana 40 yıldır düzgün, dürüstçe hizmet eden, vergisini veren vatandaşlarımız da var. Onlara sen o desteği verebilecek misin? Yok, maalesef veremeyecekler. Ve o kaldığı yerden devam edemeyecek. Yani çevrenizde bakın, bir esnaf kahvehanesi var, şimdi kapalı. Ya da o bilgisayarlı internet işletmeleri, oyun... İnternet kafeler. Kafeler vesaire var, kapalı. Bunlar
eski durumumuza döndüğümüzde hemen açılabilecek mi? Yok, bir yıl tabii zarar içerisinde tekrar o işletmenin işletme sermayesi bulabilmesi, sermayesini tüketmemesi gerekir. Devletin o konularda yardımcı olması lazım. Orada çalışanların sıkıntılarını gidermesi lazım vesaire. Yok ama biz büyük bir sıkıntı yaşıyoruz maalesef bu dönemde vergi ve bunu erteleyerek yapıyoruz. Vergi ertelemeleri belki biraz ilaç olacaktı ama şimdi onların da sanırım ödeme dönemi geliyor. Henüz bir erteleme de söz konusu değil. Şimdi bu hafta yani yine cuma gecesi çıkarttık bir kanun teklifi daha var bütçeden önce. Aslında bütçeden önce böyle şeyler yapılmaz iş düzeye göre ama yapıldı. Bir kanun çıkardık yapılandırma vergi ve sosyal güvenlik primleriyle ilgili. Vergide 289 milyar Ağustos sonu itibariyle. Bu yılın Ağustos sonu itibariyle, Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim. Yani düşünün 2 ay daha var. 289 milyar lira. Sosyal güvenlik kurumunda da 165 milyar lira. Ne yaptı? 465 aşağı yukarı 464 ya da 54 o civarda bir rakam olmuş oldu. 454 milyar lira yeniden yapılandırılacak. Bu 500 milyar lira diyebiliriz aslında diğer vergiler KYK var. 683'e tabi diğer alacaklarla beraber 500 milyar lira. Bakın tüm vergi gelirleri 922 milyar lira 2021 için. Biz 500 milyara yakın vergi ve primi yapılandıralım diye kanun çıkarıyoruz şimdi. Bu vergiler nasıl ödenecek? Bu kadar vergi ödenir mi böyle bir ortamda yapılandırılmış olsa bile ki ana paradan taviz verilmiyor. Faizlerin, birikmiş faizlerinin bir kısmı alınmıyor. Ama yeniden işte 18-36 aya 18 taksitle bölünerek yeniden faizlendiriliyor. Alınacak. Kim ödeyecek? Çare ne size göre? Ya çare ciddi olmak. Düzgün olmak, kanunları düzgün öğrenmek ve düzgün yönetmek. Şimdi biz vatandaşa bakın, esnafa bakın, vergi ödeyecek durumda mı? İşin doğrusu ödeyecek durumda değil. Devlet vergi alabilecek durumda mı? Devlet de vergi alamayacak durumda maalesef. Şimdi devlet vergi alamayacak durumda, vatandaş ödeyemeyecek durumda. Bu demektir ki devlet devletliğini yapamıyor. Devlet devlet olamıyor. Devleti yönetenler daha doğrusu sıkıntılı insanlar. Yönetememişler. Ya bu kaçıncı vergi affıdır? Olur mu böyle bir şey? Ki, yani ülke bu duruma getirilir mi? Bir devlet bu duruma getirilir mi? Ciddiyeti kalmadı işin. Artık vergi alamayacak, vergi veremeyecek bir vaziyette. Toplum vergi veremiyor. İş dünyası vergi veremiyor. Kazanan vergi vermiyor, veremiyor. Devlet de vergi alamıyor. Bu noktadayız. Devleti doğru dürüst çalıştırmak lazım. Bu ciddiyet ister. İyi bir yönetim, liyakatli bir yönetim ister her şeyden önce. Peki buradan şuna gelmek istiyorum. Doğru düzgün çalışmadan bahsetmişken. Ödeme garantileri var. Şehir hastaneleri için, köprüler için, tüneller için, otoyollar için. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle Beşli Çete diye adlandırdığı bir grup var. Ve bu gruplara dair bir takım istisnaların sürekli olarak gündeme geldiğini biliyoruz. Az önce açıktan bahsettiniz, ciddi açıklardan bahsettiniz. Tüm bunlar olurken bu yapılanları, ödeme garantilerini ve bu istisnaları nereye konumlandırıyorsunuz? Yani bunu anlatmakta zorlanıyorum hakikaten. Şimdi düşünebiliyor musunuz Altan Bey? Bir hastane, ortalama bir hastane. Ben bir hastane kurdum. Aşağı yukarı 20-23 milyon dolara çok iyi bir hastane kurduk. Hastanenin önemli maliyeti şeydir, arazisidir şehir içerisinde ise. Binası o kadar çok büyük şey yapmaz, para tutmaz. Ama içindeki cihazlar hepsi ithaldir. Onlar para tutar. Yatakları vesaire bunlar önemli. Hepsi pahalı şeylerdir. Ben 50 yataklı bir hastane kurmuştum. 22 milyon dolardı. Yani 22 milyon dolar bugünkü kurla 160 milyon lira falan. Ameliyathaneler falan aslında para tutar. Yani makul bir hastane 1 milyar liraya çıkar. 1 milyar liraya şimdiki parayla. Deyin ki 2 milyar olsun.
büyük bir hastane. 2 milyar lira. Şehir hastanelerine 2021 yılında ödeyeceğimiz rakam kullanım bedeli ve ilave olarak hizmet bedeli toplamı ne kadar biliyor musunuz? 16.4. 16.4 milyar lira. Ya 16 milyar liraya şu Ankara'daki ya da İstanbul'da bildiğimiz o hastanelerden birkaç tane yapılır. Hakikaten birkaç, yani devlet arsasına para vermiyor sonuçta. Kendi arazisi. Birkaç tane yapılır. Bunun için fark ödüyoruz. Yani asıl parayı ödüyoruz, bir daha ödüyoruz, bir daha ödüyoruz. 25 yıl ödüyoruz. Bunun bir mantığını Olur mu? Biz Ankara'daki, bak Ankara'da iki tane şehir hastanesi oldu. Bir tanesi Etlik'te. O hizmete açılmadı henüz. Bir tanesi Bilkent'te. Birisi 2000 yataklı. Birisi de 3000 yatağı. O ayrı bir konu tabii. Bu kadar yatak büyük bir sorundur, sıkıntıdır. Buraların işletilmesinde de büyük problemler var. İyi bir hastane işletmeciliği 200-400 yatak arasındaki hastanelerde yapılır. Rentabel işletirsiniz. Bu kadar büyük hastaneler rentabel işlemez. Biz Ankara'da bu iki hastaneyi yapacağız diye 12-13 hastane kapattık. Bunların da yatakları falan vardı. Tüm Türkiye'deki kapatılan hastaneler ve yeniden açılan o şehir hastanelerinden dolayı 4000 küsur yatak ilave olmuş durumda biliyor musunuz? Hastane yatak sayısına. 4000 küsur yatak. Ve bunun için dünyanın parasını ödüyoruz. Ankara'daki numune hastanesidir, İhsas hastanesi vesaire bütün hastaneleri kapattık biz, kapatıyoruz. Buna neden başvuruyor iktidar peki? Yani bunu anlamak mümkün değil. Türkiye gibi bir ülkede siz bu kadar borçlanacaksınız. Bu kadar anormal. Bu köy projeleri diyoruz. Kamu özel işbirliği projeleri, yap işlet devret projeleri. Bunlarla yapılan bu şehir hastaneleri ve yol köprü geçmiyoruz. Bakın o yol köprülerden geçmiyoruz. Geçemiyoruz. O durumda dünyanın parasını ödüyoruz. 2021 yılında yine 14-15 milyara yakın da para ödeyeceğiz bu geçmediğimiz yollar için. Peki bu paralar devletin kasasına gelseydi ne olurdu? Yani ya, buraya harcanan paralar. O zaman o kahveci esnafına, o zaman o bakırcı esnafına, o zaman o internet kafelere, o esnafa, orada çalışanlara, oranın çalışanlarına para verebilecektik. Düzgün para verebilecektik. Para aktarabilecektik. Şimdi aktaramıyoruz. Bunlarla ilgili olarak Londra mahkemeleri yetkili. Şehir hastaneleriyle ilgili Londra mahkemeleri. Mahkemeye veremiyorsunuz. Yeter artık bu paraları almayın bizden diyemiyorsunuz. Ya defalarca kat kat katlamışlar. Maliyetlerinin çok çok üzerinde para alıyorlar. 25 yıl olur mu böyle bir ödeme? Peki devletin parası mı yoktu bunları yaptıracak? Böyle anormallik olmaz. Size göre var mıydı yok mu? Vardı baksanıza. Fark olarak ödüyoruz. Bu parayla ben 200 yataklı size söyleyeyim. Sadece bugün 16 milyar küsurla ben 6-7 tane hastane yaparım size. Gerçekten öyle. 200 yataklı çok güzel hastaneler yapılır. Ne yapıyoruz biz böyle? Anormallik. Peki o zaman... Bu kadar bilinçsizce, bu kadar parayı sokağa atmaktır bu. Şimdi bütçenin yapım şeklini ve bütçedeki harcamaları eleştirdiniz. Şunu da sormak istiyorum. CHP olarak siz iktidarda olsaydınız nasıl bir bütçe hazırlar yurttaşın karşısına çıkardınız? Evet. Bu tabii bir yıl içerisinde olmaz ama çok samimi olarak söylüyorum. Genel başkanımız da söylüyor. 4-5 yıl içerisinde Türkiye toparlanır. 4-5 yıl içerisinde toparlanır. Makul, aklı başında bütçeler yapılır. Vatandaşa da verilir. Şimdi Türkiye'de sorunların neresinden başlayacaksınız? Yani eğitim doğru dürüst olmadığı için işletmelerde özellikle üretimle uğraşan imalat işletmelerinde, sanayi kuruluşlarda çalışacak nitelikli eleman yok. Teknik eleman yok. Yetiştiremiyoruz. Ya bir yer döşemesini yapacak bile adam yok. Yetiştiremiyoruz. Bir kere eğitim sistemimizin değişmesi lazım. Teknik eleman yetiştiren, adam yetiştiren,
bir şeyleri yapmasını bilen, beceren diplomalı insanlara ihtiyacımız var. Teknik beceriyi yükseltmek lazım, kabiliyeti yükseltmek lazım. Eğitim sistemimizi buna göre değiştirmek lazım. Anlayışımızı değiştirmemiz lazım, ahlakımızı değiştirmemiz lazım. Bütün milli manevi değerleri de bunlar yok ettiler maalesef. Toplumun ahlak seviyesi çökünce adalet seviyesi de devletin kalmadı. Ahlakı olmayan toplumlarda adalet de olmaz maalesef. Sıkıntılara girdik. Biz nitelikli olarak, Türkiye olarak nitelikli insan gücüne sahibiz. O tecrübeye sahibiz. Biz geçmişte yaptık, tekrar yaparız. Türkiye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız. Hiç abartmadan söylüyorum. Herkes umutlu olsun, kimse umutsuz olmasın. Çok inançlı olsunlar, buna inansınlar. Türkiye ayağa kalkar. Türkiye'nin yarınları var. Türkiye'nin potansiyeli var çünkü. Türkiye yapabilir. Çok şey oluşturabilir. Yaparız biz bunu. Ve doğru düz bütçeler de yaparız. Türkiye'nin üretime, ihracata dayalı üretime ihtiyacı var. Bunun için inovasyona ihtiyacı var. Bunun için iyi bir eğitime ihtiyacı var. Biz yaparız bütün bunları. Bakın gençlerimiz, siz biliyorsunuzdur, Avrupa'da, bütün dünyada çalışıyorlar ama oralarda bile yarı ücretle çalışıyorlar. Evet. Çünkü Türkiye'den ne olursa olsun kaçalım diyorlar. Bir şey daha var, bunu yarın da anlatacağım. İş adamlarımız artık Türkiye'ye yatırım yapmıyor. İş adamlarımız Türkiye'ye yatırım yapmıyor maalesef. Kaçış mı var? Kaçış var. Gidiyor Bulgaristan'a yatırım yapıyor, Mısır'a yatırım yapıyor, Romanya'ya yapıyor, Polonya'ya yapıyor, İspanya'ya, Portekiz'e, İngiltere'ye paralarını götürüyorlar ama Türkiye'yi yapmıyor. Neden? Şöyle sorayım, izleyenlerimiz de cevap versinler. 1 milyar dolarları var. Gelip Türkiye'de yatırım yapabilirler mi? Korkarlar vallahi, böyle zangır zangır titrerler. Gelip de siz bilmem necisiniz, terör örgütünün üyesisiniz diye her an malınıza, mülkünüze el konabilir. Derdinizi anlatamazsınız. Çünkü adalet sistemi yok, hukuk yok. Hukukun üstünlüğü söz konusu değil. Böyle bir ülkeyiz. Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sorayım o zaman. Orta şirketlerin ortaklık yapılarında değişikliğe gidilmesi halinde ya, bir el koyma durumu da söz konusu. Tabii. Bununla mı bağdaştırıyorsunuz biraz daha? Yani sadece onunla değil, bu onunla da bağdaştırıyorum. Yani o da kötü niyetli kullanılırsa öyledir. Ama maalesef kötü niyet her zaman da söz konusu olabiliyor. Öyle bir ülke olduk. Ama özellikle şunu da söyleyeyim. AK Parti döneminde zengin olmuş, ne kadar adam varsa zengin olmuş ve olan paralarını yurt dışına kaçırıyorlar. Ve paraları yurt dışına kaçtığı halde bu dönemde geri getirilmiyor. AK Parti döneminin zenginleri bunlar. Getirmiyorlar. Ne kadar var yurt dışında Türklerin parası? En az 200 milyar dolar tahmin ediliyor. 200 milyar dolar. Geçen hafta Cuma gecesi çıkardığımız kanun teklifiyle bir şey var. Bütçe Plan Komisyonu'ndan geçen. Servet affı getirildi yine. Yurt dışındaki paralarınızı getirin diyor. Sıfır vergi alacağız diyor. Vergi almayacağız diyor. Hiç. Halbuki abartmıyorum. 15-20 yıl önce 15-20 yıl önce, 25 yıl önce Türkiye'ye para getirdiğiniz zaman %25 ile 30 da vergilenebiliyordu. Ona rağmen insanlar para getiriyorlardı. Şimdi? Şimdi getirmiyor. Sıfır vergi, buna rağmen getirmiyor. Buna rağmen getirmiyor insanlar. Sebebi iktidardan korkuyor. Hukuk yok diye korkuyor ülkede. Adalet yok. Her an paramı en konabilir. Derdimi anlatamam. Derdimi anlatacak mekanizma, mahkemeye gittiğim zaman da büyük sıkıntılara düçar olurum diyor. Bunu AK Partililer bile böyle yapıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Onun için yatırımları artırmak, ülkeye para gelmesini sağlamak, bunlar mümkün değil. Şimdi sorunumuz şu, bizim Türk lirası ile ilgili sorunumuz yok. Kendi paramız, gerektiğinde basarız, basılıyor biliyorsunuz. Türk lirası ihtiyacını hallederiz. Ama Türkiye gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, iki paralı ülkelerdir. Çift para kullanırlar. Bir kendi milli parası, bir de yabancı para, döviz. Dövize ihtiyacınız var. Ne için ihtiyacınız var? Her şeyi, yani ithalat yapacak, ihracat yapabilmek için de ihracat, ithalat yapacaksınız. Yurt dışından bir şeyler getireceksiniz, dahili işleme rejimiyle onu dönüştüreceksiniz, satacaksınız.
Bunun için de paraya ihtiyacınız var. Biz şeyde enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Oldukça yüksek oranda. Petrol alabilmek için, enerji alabilmek için, doğalgaz alabilmek için de şeye, dövize ihtiyacımız var. Yüksek teknolojik ürünleri, o telefonları vesaire alabilmek için dövize ihtiyacımız var. Yani döviz ihtiyacımız bizim. Peki o zaman şunu da sormuş 200 olayım. Küsur milyar her yıl. Sayın Bakan'ın bir sözü var. Ben oraya bakmıyorum, kurlara bakmıyorum diye. Bunu da değerlendirmiş. İş adamları bakıyorlar. Bakın geçen gün bir iş adamı dedi ki, ben mesela dedi 2 sene önce işletmemi dövize satıp dövize çevirseydim dedi. O anda 2 sene önce satıp dövize çevirseydim, koysaydım şeye, yabancı bir bankaya, onu yerli banka da demiyor, yabancı bir bankaya koysaydım dedi, çok daha fazla faiz geliri de elde ederdim ilave olarak ve döviz bakımından da şimdikinden çok daha fazla zengin olurdum. O zamandan beri satmadığım için Türkiye'nin varlıkları düştü biliyorsunuz. Döviz yükseldikçe varlıklarınızın değeri düşüyor. Türk lirası karşılığı düşmüş oluyor. Ve şu anda zarardayım, çok büyük zarardayım dedi. %40-45 civarında zarardı. Yani daha o zaman işletmesini 100 milyon dolar karşılığı satabiliyorsa, şimdi ettiği değer Türk lirası olarak aşağı yukarı 55-60 milyon dolar. Peki bu duruma gelmiş. Şunu soracağım. O zaman satsaydı 100 milyon dolara olacaktı. Şimdi 55 milyon dolar. Şimdi izleyicilerimizden bir soru var. Şunu da değerlendiriyor. Kendisi de bir Bülent Bey de bir milletvekili. Vekil maaşları için söyleyeceği bir yapacağı bir değerlendirme ya da meclisin genel harcamaları için de yapacağı bir değerlendirme var mı diye de soruyor izleyicilerimiz. Evet, çarşamba günü meclisin harcamalarını da değerlendireceğiz. Şöyle, ben Cumhurbaşkanı maaşını ya da harcamalarını ya da milletvekili maaşını harcamalarını tabii ki sorgularım. Yani fazla olduğuyla ilgili hemfikir de olurum. Çünkü mesela Cumhurbaşkanlığı harcamaları bütçesi en fazla artan bütçe. Evet. Bakın en fazla yani rekor bir şey var, trend var Cumhurbaşkanlığı harcamalarında. Şimdi milletvekili sayısı 600. Anormal, 600 milletvekiline bana göre ihtiyacımız yok. O da ayrı bir konu, sorun. Ama milletvekillerinin bütün bunlara karşılık işte aldığı bir maaş var. Bu maaşı hak ediyorlar mı? Etmiyorlar bana göre. Önemli olan orada görevlerini yapmaları, bu ülkenin doğru düz kanunlarını çıkarmaları, bu ülkeyi iyi yönetmeleri, yönlendirmeleri, denetim yapmaları. Şimdi biz bu sene bütçe yapıyoruz diyoruz. 2021 yılının bütçesini yapıyoruz. 2021 yılının bütçesini doğru dürüst yapmak zorundayız. En efektif şekilde, en etkin şekilde bunu yapmak zorundayız. Bütün herkesin, milletvekillerinin bunu sorması, sorgulaması lazım. Ama biz 2019 yılının da yapılmış olan harcamalarını, ki o da 1 trilyon civarında bir harcama yapıldı. Bu harcamalar doğru dürüst yapıldı mı, usulüne uygun yapıldı mı, yolsuzluk var mı, yok mu, bunları da denetlemek zorundayız. Bunları denetlerken bütün kamu kuruluşlarını denetleyeceğiz. Doğru çalışıp çalışmadıklarını, performanslarının ölçümünü, bunları da Sayıştay raporlarına istinaden yapmamız lazım. Bu mekanizmayı biz doğru dürüst çalıştırıyor muyuz? Bana göre Cumhurbaşkanlığı da milletvekilleri de işlerini tam yapsınlar, para alsınlar ama yapmıyorlarsa, ki yapmıyorlar, bu parayı da hak etmiyorlar demektir. O zaman benim gelenekselleşen bir sorumla kapatmak istiyorum. Malum bakanları pek göremiyoruz mecliste. Sadece pek değil. Pek hiç göremiyoruz. Göremiyoruz sanırım. Çünkü yeni anayasaya göre, bu yapılan referandum var ya 2017'de, evet, o anayasaya göre bakanlar meclise gelmiyorlar. Böyle saçmalık olmaz. Sadece bütçe için geliyorlar. Tam da onu soracağım. Sadece bütçe için geliyorlar. Kanun yapılırken gelmiyor. Mesela geçen hafta Maliye Bakanlığı ve özellikle şeyle ilgiliydi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgiliydi. Çalışma Bakanlığı ile ilgili. Ya esnek çalışmaya geçiliyor, kısmi çalışma. Bir yıl yeni böyle çok önemli değişiklikler var çalışma hayatı ile ilgili. Vergilerle ilgili işte yeniden yapılandırma var. Bu neden getirildi
nedir buradan beklediğiniz diye sorular soruyoruz. Sormamız gerekiyor. Muhatabınız var mı? Yok. Şimdi bunları açıklaması gereken bakanlar değil mi? Ama karşımızda bürokratlar var. Bakan gelmiyor, gelemiyor şeye göre, anayasaya göre. Ya bakanın gelmediği, açıklama yapamadığı, hesap veremediği bir yasama süreci olur mu? Bütün dünyada şöyledir. Bir yasa ihtiyacını yürütme organı saptar. Benim böyle bir kanuna ihtiyacım var der. Teknolojik gelişmeler nedeniyle, uygulamalar nedeniyle böyle bir yasa boşluğu var. Ya da doğuyor. Bunu bir yasayla kapatmamız lazım der. Gelir anlatır, gerekçelerini anlatır. Anlarsınız, o sırada ilgili kurumların denetimini de yaparsınız. Nedir, kaç kişiden oluşuyor, ne işler yapıyor, doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Kurumu da masaya yatırırsınız. Yani denetim görevini yaparsınız. O arada iyi bir de yasa yaparsınız. Doğrusu bu. Ama bu sırada sorgulayacağınız, sizin sorgulamalarınıza cevap verecek bir bakanın olması lazım. Yok böyle bir bakan. Peki o bakanlar bütçe görüşmelerinde meclise gelince AKP'li vekiller açısından nasıl bir ortam oluşuyor? Kendileriyle görüşme çabaları oluyor mu, olmuyor mu? Çünkü kendileri de görmüyor bakanlarını ve bundan tabii şikayetçiler. Tabii, şikayetçiler. Şimdi bakanlar meclise gelseler de bu yeni sistemde seçilmiş değiller. Yani daha önceki bakanlar seçimle gelen bakanlardı. Yani halkın seçtiği bakanlardı. Yani ağırlıklı öyleydi. Ve meclise hesap vermek zorundaydılar. Güven oyu almak zorundaydılar meclisten. Bütçelerinin de geçmesi gerekiyordu. Geçmemiş bütçe hükümeti düşürebilecek pozisyondaydı. Ya ben senin bu bütçeni kabul etmiyorum. Bir kere sen şeyden yanlış yerlerden vergi alıyorsun, yanlış adamlara veriyorsun dersiniz. Onun bütçesini geçirmezsiniz. Yani onun icraatını kabul etmezsiniz. Halk adına, millet iradesiyle bunu yapabilirdiniz. Şimdi yapamıyorsunuz. Bir kere meclisten güven oyu almıyor. Bütçesinin geçmemesi diye bir şey de söz konusu değil. Her halükarda bütçe yürürlüğe giriyor. Bakanlar meclise hesap vermiyorlar. Halka hesap vermiyorlar. Millete, millet iradesine hesap vermiyor. Sorumlu değil bize karşı, meclise karşı. Millete karşı da sorumlu değil. Kime karşı sorumlu? Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir sistem demokrasi olarak adlandırılabilir mi? Değil mi? Böyle saçmalık var. Yani bu çok önemli bir konu. Bu son sorum dediniz ama en can alıcı sorulardan bir tanesi oldu. Bu dönemde hiç atlamamamız gereken, herkesin bilmesi gereken bir konudur bu. Böyle bir sistemde Türkiye'nin doğru yolu bulabilmesi, sorunlarını çözebilmesi, siyasetin çözüm üretmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu şartlar altında çözüm üretir bir yer olması mümkün değil. Sistem değişikliği kaçınılmaz. Ben vatandaşın sorunu, sıkıntısını tartışacağım yürütme erkeğiyle ilgili kimse yok karşımda. Yani Sayın Bakan, böyle sorunu var vatandaşın. Sorunları, sıkıntıları bunlar, bunlara bir çare bul diyeceğim kimse yok. Bütçe yapıyoruz. Dediğim gibi bütçe ile ilgili güven oylaması da yok. Bütçenin geçmemesi de söz konusu değil. Ben bakana, bak burada yanlış kişilere pay ayırmışsın. Yanlış yerden vergi alıyorsunuz, yanlış yerlere veriyorsunuz. Bak Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, daha fazla yardım ayırmanız lazım desem, sorunları anlatmaya kalksam hem zaman problemi var hem de dinlemez beni. Çünkü seçim de gelmemiş. Çünkü ben ona hesap soramıyorum anayasaya göre. Ona sadece Cumhurbaşkanı hesap sorabiliyor. O zaman da çözümlerimi, benim önerdiğim çözümleri de görmüyor. Duymuyor, anlamıyor. Anladım. Önemsemiyor. En önemli zaman çözüm. Böyle, en önemli konu buydu. En önemli çözüm de Cumhuriyet Halk Partisi'nde sık sık dile getirdiği gibi sanırım tekrar parlamenter, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme çözüm sanırım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bülent Bey, 45 dakikalık verimli bir sohbet oldu. Bütçe görüşmeleri artık adım adım artık ayrıntılarıyla başlayacak. Bunun öncesinde konuğumuz oldunuz. Aslında yorgundunuz ve yarın da önemli bir sunumunuz var ama buna rağmen konuğumuz oldunuz. Kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah sıkmamıştır, sıkılmamıştır izleyenlerimiz. Eminim izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Evet, Gündem Özel programının ilk bölümünü kapatıyoruz. Bülent Kuşoğlu konuğumuzdu. İkinci bölümde saat başında tekrar sizlerle olacağız.